Doçent Doktor Harun Özdaş, sualtı arkeolojisinin Bodrum'da başlayan serüvenini anlattı. Bodrum Deniz Müzesi'nde düzenlenen denizcilik buluşmalarının bu haftaki konuğu 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olan Doçent Doktor Harun Özdaş'tı. Hala UNESCO Türkiye Dünya Sualtı Kültür Mirası'nın Korunması Sözleşmesi İhtisas Komitesi Başkanlığı'nı yapan ve uzun süredir Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Batık Envanteri Projesi kapsamında arkeolojik sualtı çalışmaları yürüten Özdaş, sualtı arkeolojisinin Bodrum'da başlayan serüveni başlıklı bir sunum yaptı. Etkinlikte Kent Haber'e konuşan Özdaş, bu serüvenin bir anlamda süngercilik tarihiyle ilgili olduğunu ifade ederek şöyle dedi. Aslında 1960 yılında bütün süngercilik tarihiyle ilişkili aslında bir anlamda baktığımızda, 1960 yılında süngerci Kemal Aras'ın Belinonya Batı'nın göstermesiyle beraber Texas A&M Üniversitesi'ndeki profesörlerden George Bass'la Belinonya Batı'nın kazısı doğrultusunda 1960 yılında sualtı arkeolojisi Bodrum'da başlıyor aslında aktif olarak. Onların yaptıkları kazıyla da dünyada aslında bilimsel ilk sualtı arkeoloji kazıları gerçekleşiyor. Belinonya'da başlayan süreç Yasa'da ve günümüzde 20. yüzyılı daha doğrusu en büyük keşiflerin içine alan ne diyelim Uluburun batığı, Serçe Limanı gibi batıkları da içine alarak devam ediyor. Şimdi bunun çok önemli bir tarafı şu, Bodrum süngercilik merkezi olması, suyun altında çok uzun zaman geçiren bu süngercilerin gördükleri batıkları hem Bodrum Müzesi'ne hem de Amerika'da ekibe göstererek bu batıkların kazısını, keşifleri gerçekleştirmeleri imkan tanıyor. Ve aslında baktığımızda bütün süreç 60 yıllık bir zaman dilimini kapsamakta. 60 yıllık zaman dilimi içerisinde 12 tane batı kazısı gerçekleşiyor. 100'den fazla batı keşfi gerçekleşiyor. Ve aslında dünya denizcilik tarihinin en önemli nirengi taşları dediğimiz batıklar Bodrum Müzesi'ne gelerek burada sergileniyor. İki şey belki üzerinde durulması lazım. Bunlardan bir tanesi süngerciliğin bu keşiflerde önemli bir anahtar rolü üstlenmesi, süngerci ve süngercilerin daha doğrusu.